Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü Hidayet Atasoy'la yapılan toplantıya katıldı. CHP'li Özer, elektrik şirketinin bilançosu, kar durumu ve ortaklık yapılarıyla ilgili bilgi alınması ve bu bilgilerin kamuoyuna duyurulması gerektiğine dair açıklama yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısına katılan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, elektrik faturalarının yüksek gelmeye başladığını ve bu konuda Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi yetkilileri tarafından kamuoyuna bilgiler verilmesi gerektiğinin altını çizmişti. Talep sonrası Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıdan sonra bir haber ajansına açıklamalarda bulunan CHP'li Özer şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi grubu olarak TEDAŞ'tan ve KCETAŞ'tan bir sunum rica etmiştik Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Bu sunumun amacı şuydu, yükselen elektrik faturalarının artışında nelerin sebep olduğu, bunlarla ilgili bilgi almak, bilançolar, şirketin kar durumu, ortaklık yapılarıyla ilgili bilgi almaktı. Yaklaşık 45 dakika kadar bizlere sunum yapıldı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine. Burada bizim sorularımız oldu. Genel müdürümüz de açıkladı. Yaklaşık %50 civarında ithal girdilerden kaynaklanan zamlar olduğunu söyledi. Ardından doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki ciddi artışlar. Çünkü Türkiye'de üretilen elektriğin %33'ü doğalgazdan elde ediliyor. Geri kalan %30-32 kadar bir kısmı kömürden. Bu kömürün de yarısının da ithal olduğunu söyleyince anladığımız kadarıyla %50 ithal girdilerden kaynaklandığı netleşti. Bunun dışında doğalgaz ve kömürün de kendi içerisinde yaşanan fiyat artışları, kömür en az 2'ye katladığını söyledi genel müdürümüz. Doğalgazın da 5-10 kat kadar arttığını söyledi. Doğalgazı yakarak elektrik elde etmek ya da kömürü yakarak, bu tip fosil yakıtları yakarak elektrik elde etmek artık çok daha maliyetli ve önümüzdeki bu Rusya-Ukrayna savaşı ile bu maliyetlerin daha da yükseleceğini öngörebiliyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak şunda ısrarcıydık. Elektrik şirketi nihayetinde kar elde ediyor. Bu kadar yüksek faturalardan kar elde etmemek mümkün değil. Bu karlar Kayseri halkına nasıl dağıtılır, nasıl ulaştırılır, nasıl hizmette kullanılır ya da bu karlarla elde edilen elektrik şirketi karlarıyla faturalar biraz sübvanse edilebilir mi? Bu konuda Tomarza Meclis üyemiz Cemal Yavuz Bey de tarımsal kalkınmayı desteklenebilir şeklinde bir önergeyle geldi. Bu önerge de düşünülüp araştırılacak. Eğer mümkünse bu uygulanacak. Ardından bizim ricamız şuydu. Büyükşehir Meclis üyeleri olarak biz o şirketin aslında genel kurulunda olmalıyız. Bizim zaten temsilcimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanı orada genel kurulda yer alıyor. Buradaki amacımız da şu, şirketin bilançolarına ve ortaklık yapılarına haiz olmak. Bu tarz bilgileri bilip kamuoyunu aydınlatmak. Özellikle de şirket bilançolarının meclise taşınması, meclisin bilgilendirilmesi, elektrik şirketinin kar zarar durumunun, personel yapısının konuşulması ve bunları kamuoyunu aydınlatacak şekilde halka ulaştırmak. Daha önce su fiyatlarında yapılan KDV indirimleri elbette etkili oldu ama elektrik fiyatlarında bunun etkili olamayacağını çok net gördük dünkü açıklamaların ardından. Özellikle doğalgaz ve kömür fiyatlarının sadece dünkü artışı %30 civarlarında, bu artışlar da yakında Kayseri halkına zam olarak maalesef yansıyacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak elektrik şirketinden elde edilen karların bunları sübvanse edebilir miyiz, bunları biraz daha azaltabilir miyiz, bunun peşindeyiz. Ve elektrik şirketiyle olan temaslarımızı devam ettirip kamuoyunu aydınlatmaya da devam edeceğiz.